kimse attım, şampiyon oldum. Milli takımımızda goller attım. Gol pozisyonu ve gol! Kaybetmeyi sevmiyorum. Survivor'a gidiyorum, şampiyonluğu istiyorum. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Survivor'a katılan Sercan Yıldırım'la ilgili bir video hazırladım. Umarım videoyu severek izlersiniz. Bugün bayramın birinci günü ve sokağa çıkma yasağı var. Öncelikle herkesin bayramını kutluyorum ve videomuza geçelim. Arkadaşlar biliyorsunuz pandemi dolayısıyla bir süredir hepimiz evlerdeydik. Daha yeni yeni herkes işbaşı yapmaya başladı. Bu dönemde de Survivor her sene olduğu gibi gene bu sene de izleyicilerin karşısındaydı. Acun Bey de Dominik Cumhuriyeti'ne kaldığı için yarışmalara bizzat katıldı. Güzel de oldu. Ben Survivor'ı izlemeye ortasından sonra başladım açıkçası. Ve yarışma gitgide verilen ödüllerle birlikte reyting oranı yükseldi. Acun Ilıcalı da son yılların en kaliteli Survivor'unu çekiyor gerçekten. Peki Sercan Yıldırım, eski futbolcumuz, bu yarışmanın neresinde ve finale giden yolda nasıl bir strateji izlemeli? Bugün videomda bunları izleyeceksiniz. Şimdi arkadaşlar ilk önce Sercan Yıldırım'ı neden desteklemeliyiz? Ben kendimce onu size açıklayacağım. Biliyorsunuz Sercan Yıldırım, yani geçmişini anlatmaya gerek yok. Fakat Bursa'dan ayrıldıktan sonra Galatasaray'a gidiş sürecinde Bursa Sporlar bir kırgınlık yaşadı Sercan'a. Yani Sercan Yıldırım da Avrupa'ya gitmek istiyordu ama kısmet olmadı, öyle diyelim. Yani değeri 6 milyon euroya ulaşmış bir futbolcuydu Sercan Yıldırım. 5,5 milyon euro Lokomotiv Moskova'dan teklif gelmişti. O zamanki başkanımız rahmetli İbrahim Yazıcı kulüple anlaşamayaraktan kısmet olmadı demişti. Yani 10 kulüp istemişti, hangisine verelim diyerekten vermemişti. Ertuğrul Sağlam da artık kadroda düşünmediğini söylüyordu başkanımıza ve transfere saatler kala, transfer sezonunun bitmesine saatler kala Fatih Terim Galatasaray'a transfer etmek istediğini söyledi ve 6 milyon euro değeri olan Sercan'ı 3 milyon euroya Galatasaray'a vermiş olduk. Sercan Yıldırım'ın basın toplantısında, imza törenindeki basın toplantısında yapmış olduğu konuşma Bursa Sporlar'da bir kırgınlık bıraktı. Fakat Sercan'ın o günkü konuşmasına baktığım zaman kendimi yeniden kanıtlamak için heyecanlıyım ve inanılmaz istekliyim cümlelerini kuruyordu. Yani şimdi Sercan'a baktığımız zaman arkadaşlar Bursa Spor'dan o dönemde olan futbolculardan birçoğu ayrıldı. Yani bir Ozan Tufan ve Volkan Şen'le aynı kefeye koyulmamalı bence Sercan Yıldırım. Sercan Yıldırım'ı şöyle de düşünebiliriz. Atatürk Stadı'nda Şampiyonlar Ligi'nde ilk golümüzü atan, ilk ve tek golümüzü atan futbolcu oldu. Şampiyon olduktan sonra da ilk golümüzü atan, Konya Spor'u hatırlayacaksınız turuncu formasıyla. Yine ilk futbolcumuzdu. Daha sonra stat bitecek dediler. Buradaki yeni stadımıza geçeceğiz dediler. Oradaki son golü attı. Ve buradaki de ilk golü attı. Arkadaşlar yani bizim için önemli bir futbolcu. Sercan Yıldırım'ın Şampiyonlar Ligi'nde attığı, o Rangers'a attığı o golden sonra o forması hala da Bursaspor Müzesi'nde sergilenmekte arkadaşlar. Bunları anlattım ki öncelikle Sercan'ın nereden nereye geldiğini de bir anlamak istiyoruz açıkçası. Tabii Sercan'ın bir de keşfedilme süreci vardı. Orada Sercan Samet Aybaba tarafından Vakıfköy'den alınarak A takıma çıkarıldı. İlk 6 haftada 5 galibiyet gibi iyi bir seri yakalasa da Samet Aybaba'yla ilerleyen dönemde yollar ayrıldı. Ve yerine Güvenç Kurtar getirildi. Güvenç Hoca da yani iyidir, iyi insandır ama Bursaspor'da başarılı olamamıştı. Trabzonspor maçıydı ve ilk yarının bitmesine ya bir hafta ya iki hafta vardı. Bütün taraftarlar olarak biz artık yedek kulübesinde olan Sercan Yıldırım sahaya girip de skoru değiştirsin diye taraftarlar bağırdık. Ve Sercan'ı Güvenç Hoca oyuna aldı. 2-1'lik galibiyeti getiren son dakikada golü attı. Ve o golden sonra bütün taraftarlar Güvenç Kurtar'ı istifaya davet etti. İyi ki öyle şeyler olmuş ki sonunda Ertuğrul Hoca geldi. Ertuğrul Hoca ile birlikte tabii ki takımdaki herkes şampiyonluğa giden yolda artık hazırdı. Sercan'ın tabii genç milli takımdan da gelen bir başarısı vardı ve ünlü Avrupa'daki futbol kulüplerinin scoutlarının radarına yakalanmıştı. Manchester United özellikle Sercan'ı çok istiyordu. Alex Ferguson da Sercan'la ilgili özel raporlar istediğini duymuştuk basından. İki kere istedi Manchester fakat rahmetli başkanımız İbrahim Yazıcı o günkü şartlarda bunu değerlendirmemişti.
Daha önce Krita da biliyorsunuz Survivor'da yarışmıştı ve Krita ile Sercan arasında da böyle güzel, hoş bir sohbet vardı. İşte 5 yıl sonra Survivor'da birlikte yarışırız demişti. Yani sanki Sercan daha önceden de Survivor'a katılmaya istekliymiş gibiydi. Peki geçelim şimdi Sercan'ın Survivor'da yaşadıklarına. Öncelikle belirtmek isterim ki Nisa ile bir aşk konusu var. Orası Sercan için bir dönüm noktası oldu arkadaşlar ve hani olmayacağı belliydi ama sanki biraz Sercan'la koşturdu. Sonunda olmadı ve o olmadıktan sonra Sercan kendini daha çok yarışmaya vermeye başladı ve gerçek Sercan o zaman izlemeye başladık bence. Nisa ile olan durumundan bence etkilenerek Barış'la da bir problem yaşadı. Barış'la olan konusu da çok böyle gerginlik yaratan bir kişiymiş gibi gösterdi Sercan'ı ama biz Sercan'ı tanıyoruz zaten. Hani orada bir şey olduğunu zannetti bizce. O konuda sessiz sedasız kapandı. Bu da Sercan için olumlu adımlardan bir tanesiydi. Sercan kendi takımında özellikle Ersin'le birlikte iyi bir ikili oluşturmuştu. Hatta bazen Mert'le birlikte iyi bir üçlülerdi. Ersin'in takımdan ayrılması, üstüne Mert'in gitmesi takımdaki kimyayı birazcık bozdu. Ve Sercan bir anda yalnız kaldı. Yani Yunus Emre ile birlikte çok fazla artık oyunları götüremez durumda oldular. Bu da takımın dengesini birazcık bozdu. Çünkü bench'ten yapılan kalabalık grubun o ses tezahüratları gönüllüler takımının yarışmalardaki biraz daha böyle konsantrasyonunu bozar nitelikteydi. Fakat Sercan'ın da burada izlediğiniz bench'ten devamlı bir teknik direktör gibi takım arkadaşlarına nasıl yön verdiğini, nasıl oyunun o stratejisini çözmek için düşündüğünü izleyebiliyoruz. Tabi bu arada bir de Yasin'le olan bir diyaloğu vardı. Yasin Sercan'ın biraz üzerine gitti. Sercan da bunu biraz alttan alarak gene karakterini, gerçek karakterini göstermiş oldu. Tabi Ersin ve Mert'in de gitmesinden sonra artık Sercan'ı bütün halk desteklemeye başladı. Elif'in birinci olduğu hafta Sercan da ikinci olmuştu. Ve böylelikle Sercan'ın da ayak sesleri yarışmada artık iyiden iyiye hissedilmeye başlamıştı. Şimdi Acun Ilıcalı konseyde olduğu zaman Türkiye'den bazı selamları yarışmacılara iletiyordu. Burada dikkat edilmesi gereken bir konu vardı. Fatih Terim. Fatih Terim biliyorsunuz Sercan'ın eski öğrencisi. Hem milli takımdan hem Galatasaray'dan. Fakat Fatih Terim Adanalı ve aynı zamanda Galatasaray'la Ardahan'a selam göndermek istedi. Acun da bu selamı iletti ve Ardahan da bu duruma gerçekten çok şaşırdı. Biz burada selamı Sercan'a vermesini beklerdik. Fatih Terim'in bu selamından etkilenmiş midir bilemiyorum ama ondan sonraki hafta Ardahan SMS'te ikinci oldu. Bunu da belirtmeden geçmeyeceğim. Sercan'ın Yasin'le yaşadığı olayda bir güvenlik problemi vardı ve Acun Ilıcalı konseyde çok doğru zamanda Yasin'e müdahale etti. Çünkü Yasin hem kum torbası fırlatmıştı Sercan'a doğru hem de bir söz dalaşması vardı ve sınırları artık zorluyordu. Acun Bey de bu konuyla ilgili yeterince bir uyarı yaptı. Artık Yasin'le Sercan arasında bu gerginliği görmeyeceğiz diye umuyorum. Sercan da burada kendine yakışan şekilde aynı şekilde cevap vermeyerek doğrusunu yaptığını düşünüyorum. Böylece tüm Türkiye'nin de takdirini kazandı. Şimdi Sercan Yıldırım'ın oyunlardaki performansından biraz bahsedelim. Arkadaşları yarıştığı zaman bench'te bir teknik direktör gibi onlara tezahürat yapıyor, onları destekliyor, onlara moral motivasyon veriyor. Bu olumlu bir şey. Fakat diğerlerinin yapmadığı, Sercan'ın yaptığı ne var diye soracak olursanız Sercan oyunun püf noktalarını çözüp onu arkadaşlarına anlatmaya çalışıyor. Bunda da başarılı oluyor bence. İyi bir analizci aynı zamanda kendisi. Ve hatta bazı oyunlarda kimin kimle eşleşeceği hakkında oldukça pozitif geri dönüşler de yapıyor. Kendi takım arkadaşları gönüllülerle tartıştığında onları ayırmaya çalışıyor. Ve oyun sonunda Sercan Yıldırım'ın bir takım sporcusu olduğunu düşünerekten yaptığı hareket rakibini tebrik etmek. Bu da Survivor'da görmek istediğimiz hareketlerden biridir. Tabii şimdi Sercan bir futbolcu olarak o yarışmada bulunduğu için bazı kişilere antipatik olarak ilk başta gözüktü. Fakat Sercan yaşadığı olaylara vermiş olduğu tepkiler sonrası, yani bu Nisa ve Barış olayından sonra bir çıkışa geçti ve vermiş olduğu tepkilerle kendini kanıtlamaya başladı. Hatta Yasin'le yaşamış olduğu o olaydan sonra o antipatikliğini sempatikliğe doğru bıraktı. Çünkü Yasin onu kum torbası fırlatırken Sercan alttan alıp bench'e geçti ve en son öpüyorum canım diyerek böyle tatlı bir alttan alışı gerçekten görülmeye değerdi. Tabii biraz da gönüllüler takımından bahsetmek lazım. Gönüllüler takımı hep içerisinde bir stres ve gerilim içeriyor arkadaşlar.
Benzer durumu ünlüler takımında görmüyoruz. Bu da olumlu bir yaklaşım. Yani Türk halkı hangisine prim verecek hep birlikte göreceğiz. Ünlüler takımı da bu arada bir takım ruhuyla gene yarışmasına devam ediyor. Peki Sercan Yıldırım'ın stratejisi Survivor'da nasıl olmalı? Arkadaşlar biliyorsunuz takımlar şu anda 7'ye 4 ve bir kişi daha eğer ünlüler takımından elenirse 7'ye 3 kalacak ve bir takım 3 kişi kalınca takımlar 5'e 5 olarak dengelenip yarışmaya öyle devam edilecek. Ve bir sonraki aşamada 2 kişi daha elenip 8 kişiye kaldığında çeyrek finale kalmış olacaklar. Acun Ilıcalı'nın da dediği gibi çeyrek finale kaldığında oyunlar bireysele dönecek. Ve Sercan Yıldırım'ın da zaten bireysel oyunlarda beceri, hız, zeka, dikkat konularında becerikli olduğu için burada şansı artık yüksek olacaktır diye düşünüyorum. Tabi bu çeyrek final sonrasında yapılacak oyunlarda Acun Ilıcalı sürpriz oyunlar yapıp direkt finale kalacak bir adayı da buradan çıkarabilir ki bunu daha önceki Survivor'larda da görmüştük. Sercan'ın ben bu oyunlarda başarılı olup direkt finale kalabileceğini de sürpriz saymıyorum. Tabii ki arkadaşlar Survivor'da sadece başarınızın olması yetmiyor. Arkanıza aldığınız kitleyle de birlikte SMS'te de gene birinci çıkmanız lazım. Şimdi SMS konusuna en son bir değineceğim. Şimdi bu konuyu geçiyorum. Sercan Yıldırım'ın Survivor'ı kazanma şansı ne derseniz şimdi gözüktüğü kadarıyla çok kolay bir ihtimal değil. Yani bunu görmemezlikten gelemeyiz. Ama şöyle bir durum var. Yarışmacıları teker teker incelediğinizde özellikle Barış ismi çok ön plana çıkıyor. Yani Barış'ı Liverpool'a benzetiyorum. Çünkü katılmış olduğu 8 oylamanın 7 tanesinde birinci çıkmış. Ve bir tanesinde de dördüncü olmuş. Fakat Sercan'ı da 2010 yılındaki o Ertuğrul Sağlam'la Bursa Spor'a benzetiyorum. Sonradan form alıp bütün Türkiye'nin desteklediği bir karakter haline dönüşebilir. Şu an düşündüğümüzde Barış'ın karşısına Sercan Yıldırım finale çıktığında Sercan'ın şansının çok düşük olduğunu düşünebilirsiniz. Fakat Sercan gösterdiği ve bundan sonra finale kadar göstereceği performansla çok daha iyi yerlere gelecektir. Sercan'a sadece Bursalı değil bütün futbol severler destek verdiğine şahit olduk sosyal medyadan. Samsun'dan, Ankara'dan, Beşiktaşlı, Galatasaraylı, Fenerli taraftarların da gene oy attığını gördük. Tabi zaten önemli olan tüm halkın benimsediği bir futbolcu olduğu için yine Sercan Yıldırım'a bütün halktan destek gelecektir bundan sonra da. Peki ilk dörde kimler kalır? Benim kendi düşüncem. İlk önce Barış kalır. Sercan, Cemalcan ilk 3 adayım benim. Dördüncü Berkan ve belki sembol oyunlarında başarısından dolayı da bir sürpriz yaparak Nisa'yı ilk 4'te görebiliriz diye düşünüyorum. Survivor'un en son yayınlanan bölümünde Acun Ilıcalı Sercan'la olan bir anısından bahsetmek istedi. Ve 2010 yılında o sene Bursa Spor şampiyonu olduktan sonra biliyorsunuz Bursa Spor'un tribünlerinden Ertan da Survivor'da yarışmacı olarak yer alıyordu. Ve dünyada en son Bursa Spor'un şampiyonu olduğunu duyan kişi olmuştu kendisi. Ertan'a da buradan selamlar olsun bu arada. Yani TV8'de tam prime time'in yüksek olduğu anda Bursa Spor'un bir reklamı olmuş oldu aslında. Ve o görüntüleri Acun tekrardan yayınladı. Sercan'la da birlikte izlediler. Bu da çok güzel oldu. Yani bütün Türkiye bu anları yaşayıp tekrardan bir Bursa Spor sempatikliğini kazanmış olabilir. Zaten Sercan Yıldırım da yarışmada sempatikliğini gösteriyor. Biz kendimiz TV8'de böyle bir reklam yapmak istesek inanın yapamazdık arkadaşlar. Tabii Ertan'a da mesajı Sercan Yıldırım vermişti ve Acun Ilıcalı onu da gösterdi. O zamanki milli takım kampı için İstanbul'a toplanan milli takım kadrosunda yanlış hatırlamıyorsam 4 ya da 5 Bursa sporlu vardı. Birisi de Sercan Yıldırım'dı. Sercan Yıldırım milli takım kampından Dominik'e Ertan'a mesaj yollamıştı. Bunu gösterdi. Çok güzel bir andı o anlar bizim için. Tabii Ertan da bunu izleyince oldukça şok olmuştu. Bu görüntülerin üzerine Sercan da bu sene Bursa Spor'un biliyorsunuz TFF 1. Lig'den şampiyon olmasını ümit ettiğini belirterek sanki Ertan'ın ona Bursa Spor'un şampiyonluğunu ileteceğini hissetmişti. Fakat koronavirüsten dolayı bu şu anda gerçekleşmedi. Umarız 12 Haziran'da başlayan liglerde Bursa Spor'umuz playoff'tan değil direkt şampiyon olarak tekrardan ait olduğu Süper Lig'e geri dönecektir. Benim bu videoyu yayınladığım akşamda bir futbol challenge olacak arkadaşlar. Sercan'ın takımı ve Acun Medya karşı karşıya gelecekler. Burada ufak bir nüansa dikkat çekmek istiyorum. Barış ve Sercan arasında aslında bu anlatacağım. Biliyorsunuz daha önce de Barış basketbol challenge'ına katılmıştı Acun Medya'nın grubuyla. Fakat Barış'ın kurduğu takım kendi gönüllüler takımındandı. Halbuki Barış daha önce ünlüler takımından gönüllülere gelmişti ve gönüllüler takımını ne kadar benimsediğini gösterebilmek için de tüm Türkiye'ye
ünlülerden kimseyi almamıştı. Şimdi burada bir ego görüyorsunuz arkadaşlar. Hani takım olma adı altında bir ego görüyorsunuz. Sercan Yıldırım'da aynı şey yok. Yani aynısını yapabilirdi. Yarışmıyoruz, etmiyoruz diyebilirdi. Kızlarla, kadınlarla çıkabilirdi oyuna. Bunu da yapmadı ve Türkiye'nin görmek istediği o güzel hareketi bize gösterdi. Türkiye'nin görmek istediği o güzel hareketi bize gösterdi ve gönüller takımından da Ardahan oyuna dahil etti. Bu akşam hep birlikte bu futbol challenge'ını izleyeceğiz. Sercan Yıldırım'ı Bursaspor'un 2010 yılındaki haline benzetmiştim arkadaşlar. İşte o 2010 yılındaki Bursaspor gibi favori başlamayıp sonradan oynadığı karakterli futbolla nasıl tüm Türkiye'nin ve Anadolu'nun desteğini aldıysa Bursaspor, Sercan Yıldırım da ilk 8'e kaldıktan sonra bütün Türk halkının desteğini alacağını düşünüyorum. Bunun için oylama günlerinde Sercan yazıp 18.90'a SMS atıyoruz arkadaşlar. Survivor'da yarışan diğer oyuncular için YouTube'da bu şekilde video yapan olmuş mudur bilmiyorum arkadaşlar ama Sercan Yıldırım bizim için önemli bir kişi. İlk başta da, videonun ilk başında da anlattığım gibi Bursaspor için bir sembol aslında. Biz bu değeri kaybetmemeliyiz. Bu değeri kazanmalıyız. Survivor sadece bir yarışma. Asıl olan Bursaspor'dur. Sercan Yıldırım yarışmayı kazansa da kazanamasa da onun için bir şey değişmeyecek ve bizim için hep Bursalı Sercan olarak kalacaktır. Umuyoruz ki tekrardan Bursa için çalışır. Yani futbolcu olarak olmasa bile antrenör, teknik direktör olarak bundan sonraki kariyerine de gene Bursa'ya hizmet eder. Ve kendisini yeniden bu stadyumda ağırlamaktan bizler de keyif duyarız. Videomu buraya kadar izlediğiniz için öncelikle teşekkür ederim arkadaşlar. Lütfen videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Hepinize iyi günler. Timsahtım, şampiyon oldum. Milli takımımızda goller attım. Gol pozisyonu ve gol! Kaybetmeyi sevmiyorum. Survivor'a gidiyorum. Şampiyonluğu istiyorum. Timsahtım, şampiyon oldum. Milli takımımızda goller attım. Gol pozisyonu ve gol! Kaybetmeyi sevmiyorum. Survivor'a gidiyorum. Şampiyonluğu istiyorum.